güneş tutulmaları. Oldukça etkileyici ve bir o kadar da nadir olan bu gök olayı önümüzdeki günlerde Kuzey Amerika'da gözlemlenebilecek. Tam tutulma olarak kıtanın sadece belirli yerlerinden gözlemlenebilecek olan olay, görenlere ömürde birlik bir gösteri sergileyecek. Peki bu güneş tutulmaları neden bu kadar önemli? Bir sonraki tam tutulma Türkiye'de ne zaman gözlemlenebilecek? Gelin beraber öğrenelim. Bildiğimiz üzere Güneş'in çapı Dünya'dan ve Ay'dan birazcık daha büyük. Dünya'nın çapının yaklaşık 100, Ay'ın ise yaklaşık 400 katı kadar. Çok da değilmiş. Bu boyut farkına rağmen ufacık uydumuz zaman zaman Güneş ile aramıza girip Dünya'nın belirli kısımlarını ufak bir süreliğine de olsa gölgesiyle kapatıyor. Biz de buna Güneş tutulması diyoruz. Fakat Ay, her ay Dünya'nın çevresinde turunu atıp Güneş ile aramıza giriyor. Peki neden sürekli Güneş tutulmaları görmüyoruz? Bunun sebebi Ay'ın yörüngesinin Dünya'ya kıyasla biraz eğimli olmasından kaynaklanıyor. Tutulmalar ise ancak Ay'ın eğimli yörüngesinin Dünya'nın yörünge düzlemiyle mükemmel bir şekilde denk gelmiş sonucu ortaya çıkıyor. Genelde her yıl 2 ila 5 güneş tutulması yeryüzünde bir yerlerde görülebiliyor. Fakat ortalamaya alındığında Dünya üzerindeki bir nokta ancak her birkaç yüzyılda bir tam güneş tutulmasına denk geliyor. O yüzden uzun lafın kısası, eğer bir tam güneş tutulması görme şansınız varsa bu kaçırmak istemeyeceğiniz bir fırsat olabilir. Türkiye'de en son görülen tam güneş tutulması 29 Mart 2006 yılındaydı. Bir sonraki için tahminler ise Türkiye'yi 2060 senesinde ziyaret edeceği yönünde. Fark etmiş olabileceğiniz üzere bu birkaç yüzyıl kadar uzun bir süre değil. Ülkemizde güneş tutulmaları dünyanın kalanına bakıldığında nispeten de olsa daha sık gözlemlenebiliyor. Tutulmaların nerede ve ne zaman gerçekleşeceğini tahmin etmek ise sandığımızdan çok daha zor. Geçmişte Sümerliler, Babililer, Mayalar gibi matematik ve astronomi alanında ileri olan medeniyetler bile tam olarak tutturamamışlar. Ta ki 1715 yılında Edmund Halley adındaki bir astronom 4 dakika fark ile tam olarak yerini ve zamanını hesaplayana kadar. Yine yakınmış aslında. Artık nerede ve ne zaman duracağımızı bildiğimize göre tutulma esnasında nelere dikkat edeceğimizi ve yapmamamız gereken bir şey hakkında konuşabiliriz. Güneşe bakmayın. Yani bakın. Ama öyle çarşı pazardan aldığımız güneş gözlükleriyle falan değil. Tutulmalar için üretilmiş gözlüklerden kullanmamız gerekiyor. Sonra aman diyeyim kör olmayın. Gözlüklerimizi taktık, yerlerimizi aldık. Peki tutulma esnasında neler görebiliriz? Göreceğimiz ilk şey parçalı tutulma adını verdiğimiz ufak bir parça olacak. Ay güneşi kapatmaya başladıkça etrafımız giderek kararacak. Bir süre sonra güneşin bir hilal şekli aldığını göreceğiz. Bu esnada bir takım garip olaylar olabilir. Örneğin hayvanlar huzursuz ya da tedirgin hareketler sergileyebilirler. Rüzgar kesilebilir, sıcaklıkta ani bir düşüş yaşanabilir. Ay güneşi tamamen kapatmaya yaklaşırken yüzeyindeki kraterler, vadiler ve çukurlar hala ufak da olsa güneş ışığını geçirdiği için boncuklara benzer ışıklara sebep olabiliyor. Son boncuklar da kaybolurken güneşin son atmosfer katmanı olan taş küresini ve son bir boncuk kaldığında ise elmas yüzük etkisini görebiliriz. Bundan sonra tam tutulma anına gelmiş oluyoruz. Artık gözlüklerimizi çıkartabiliriz. Bu esnada başka hiçbir zaman göremeyeceğiniz manzaralara şahitlik edebilme şansınız var. Örneğin tutulma esnasında her yönden sanki bir gün doğumu gibi bir manzara oluşacak. Onun dışında ayın yüzeyinde ufak güneş püskürmeleri görebiliriz. Bu püskürmeler normalde çıplak gözle görülemezken sadece bir güneş tutulması esnasında görülebildiği için oldukça nadir bir görüntü oluşturuyor. Sonrasında tutulma başladığı gibi sonlanmaya geçiyor. Fakat ayın yolculuğu sadece bu tutulmaları ile bitmiyor. Dünya'nın dönüş hızının azalmasından dolayı Ay her yıl çok az miktarda da olsa Dünya'dan uzaklaşmakta. Bunun anlamı gelecekte bir gün Ay yeteri kadar uzaklaştığında artık Güneş'i gökyüzünde kapatamayacak kadar küçülmüş olacak. Dolayısıyla Güneş tutulmalarına tanıklık edebileceğimiz bir zamanda yaşadığımız için değerini bilmeli ve fırsatını yakaladığımızda ise bunu kaçırmamalıyız.